İyi akşamlar arkadaşlar. 29 Temmuz akşamında İstanbul İki Tel'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed, bu arada Cuma'ya girdik. Herkesin Cuma'sı mübarek olsun. Öncelikle konumuz tabii ki eğitim. Öyle bir eğitim konuları yapıyoruz ki Muhammed, Türkiye genelinde insanların arayıp bulamayacağı deneyimleri biz barındırdık, yaşadık. Bu yaşantılarımızı gençlere aktarıyoruz. Gençlere aktarmakla kalmıyoruz. Yöneticilerin, efendime söyleyeyim, ülkeyi yönetmelerinde ileriki yıllarda onlara da bir kılavuzlama yapıyoruz. Öncelikle tahtada bak bir şeyler yazmışım Muhammed. Ne yazıyor? Memleketin sahibi iki yalancı şahit. Hasta eder tabibi iki yalancı şahit, nakarat bölümlerinde nalına da vur, mıhına da vur cümlesi var. Balık balıkla yutar ağı, fil gibi yutar dağı. Mahkemenin bayrağı iki yalancı şahit. Son anayı kızdan eder, ozanı sazdan eder. Yolunu yordamını taşı şaşırtır anlamını Kuştur kullanmış. ardından giden Mahsuni'yi mahveden. Üstad Aşık Mahsuni Şerif'i de bu vesileyle, yalnız Muhammed bu melodiden dolayı telif istiyor bazen şeyler. Zannetmiyorum ya bu Cuma sefer. akşamındayız. Üstad Aşık Mahsuni Şerif'i rahmet, şükranla anıyoruz. Biz videodan daha sonra yapacağız. Onun başta ruhların olmak üzere tüm geçmişlerimizin ruhuna El Fatiha. Şimdi Muhammed, Önünde aşık dosya bir var. ozanı. Aşık Mahsuni Şerif dediğin zaman Muhammed, ben düşünürüm Neşet Ertaş mı birinci sırada, Aşık Mahsuni mi diye. Ben ne derim biliyor İki musun? yalancı şahit. Hazreti Ebu Derda'dan bir rivayet geliyor Muhammed. Ebu Derda. Madem Cuma akşamındayız, bir Cuma sohbeti olsun sahabeden. Derda'nın babası demek. Derda da kız. Ha, erkek oğlanı olmamış o zaman. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Hı. İlk çocuk Araplarda Ekber olan çocuğun ismini veriyorlar. Ebu Derda'nın babası. Türkçe'ye böyle düşüyor. Hazreti Muhammed'e soruyor. Diyor ki ya Resulallah, Müslüman cinli olabilir mi? Olabilir diyor ya. Ya Resulallah diyor, Müslüman zina yapabilir mi? Yapabilir diyor ya. Hatta Derda buna şaşıyor. Zina yapabilir mi diyor, soruyor. Yapabilir diyor, yani olur, hataya düşer. Derda biraz daha şaşkın. Ya Resulallah zina yapabilir mi diyor. Bu sefer Allah Resulü rivayette Derda'nın burnu sürtülsün yapabilir. Ya ne ısrar ediyorsun, duymuyor musun? Manasında Arapça bir deyim. Bunun üzerine Derda üçüncü soruyu soruyor. Diyor ki ya Resulallah, Müslüman yalan söyler mi? Hayır. Yalan konuş, kim kimden daha imanlı, kim kimden daha Müslüman, yalan söyleme miktarına bak. Kim daha çok yalan konuşuyor? En önemli. Biri çıkacak diyecek ki bu Ebu Derda'nın rivayeti yalandır, gerçek değildir. Veya Allah Resulü atıyor. Yani Gibi. biz Allah Resulü'nün, hani derler ya, avamdan onun yalancısıyız. Ya Hazreti Muhammed doğru konuşmuyor, haşa. Ya bu böyle bir hadis yok. Ya da bunların imanlı sorun. Şimdi Muhammed, bizim kanalımız gerçekten kendi bölümünde yeknesak, tek. Şimdi ben ısrarla videolarımda, ömrü hayatımda ne diyorum? Biz bu sisteme karşıyız. Bu düzene karşıyız. Bu düzenin en iyi çocuklarımızı, en yetenekli evlatlarımızı Ne kadar? sistemin dışına itiyor. Bu sistem, en iyi çocuklarımız, en iyi kimyagerlerimiz cezaevinde.
En yetenekli çocuklarımız tiyatrocular gibi savcıyı, hakimi, polisi telefonla dolandıracak bu üstün yetenekli çocuklarımız meşru alanda iş bulamadıkları için, aynen, kendi yeteneklerini ortaya koyamadıkları için, efendime söyleyeyim, cezaevlerine düşüyor. Şimdi bunlardan en son iki tanesi yaşadık. Neydi? Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'nin sahibi Nazmi Arıkan'ı. İkisi de benim memleketlim. İkisi de Tokat. Bizatihi tanışamadım ama Yozgat Tokat sınırında benim köyüm zaten. Bir saymayacağız. Öbürü de Tokat Spor Başkanı. Yine eğitimci, yine öğretmen. Hafızan yanıltmıyorsa kimya hocası Ufuk Akçakaya. Şimdi arkadaşlar, bu en son bu olayları yaşadık. Biz de bir şeyler yaşadık. Ömrümüzün 5 yılı Tokat'ta geçti bir kere. Turhal'da geçti. Halk arasında şu, yani bu olayın özelinde değil de bütün olayların, öğretmenler arası olan husumetler, kavgalar, çekişmeler, cinayete varan olaylar, bir bu değil ki. Öğretmen camiası çıldırmış mı, ne oluyor derler. Öldüren öldürüyor da, avamın, halkın arasında bir söz var. Yani öldüren öldürüyor da, tamam katil de, ölenin hiç mi suçu yok? Benim öğretmenlik yaşantım boyunca öğrenciler kendi aralarında kavga ederler, bilmem ne, şikayete gelirler. Onlar şunu anlatmaya çalışır. Hocam biz haklıyız. Biz daha çok haklıyız. Ben haklı onlara şunu söyleyeyim. Söyleyeyim. Bir kavgada iki haksız vardır. İki haksız vardır. Ha, birisi az haksızdır, biri çok haksızdır. Sen bu işin buraya kadar büyümesini engelleyebilirdin. Olayın en başını engelleyebilirdin. İki tane suçlu var. Şimdi Aşık Mahsuni Şerif, ikinci yalancı şahit. Adamın demek ki burasına gelmiş ki saz alıp bunu yapmış. Yaşantıların sonucunda onlar bir şeyler yapıyor. Şimdi biz Muhammed 2003 senesinde, 2003 yılında Turhal'da dershane açmak üzere benim yönetimimde, benim başkanlığımda, kurucusu ben olmak üzere 7 ortak, 6'sı öğretmen, Kara İbrahim köyünden, Amasya'nın Kara İbrahim köyünden Erol Bulut abimiz o servisçiydi. Köyün servisini taşırdı. Turhal'a öğrenci getirirdi. Güzel ortak mı budur? Çok güzel öğrenci olur. Getiriyordu. Kendi köy çevresi var. Erol abi biz hani katkı sağlıyor. Zaten gönülden katkı veriyordu. Biz de ona bir de kendi bir de pay veriyor. %5 de ona vermiştik. Yani, bir istisna tutmuştuk. Gerçekten bizim için mücadele ediyordu. Allah razı olsun. 7 ortak 2003 senesinde dershane kurduk. Açmak için eyleme geçtik. Ben öncülük ettim. Gittim bir tanesine, dedim ki kardeşim dershane açacağım, benle beraber alana çıkar mısın, yani benle beraber ortak olur musun? Dedi hocam ne demek, ne istiyorsun, nedir? Dedim 10 bin lira paran alırım, 10 TL, sana %10 veririm. Tamam mı? Tamam. Şu bu derken ben üzerimde %27,5 hisse bulunduruyorum. 20. Bakın dershane açacak arkadaşlar, özel öğretim kuracak arkadaşlar, bunları iyi dinleyeceksin. Parayla bulamazsın. Avukatlar, hakimler bunları yaşamadı. Bilmiyorlar. Çoğu bilmiyor. Ortaklıkları toplam. İki tane de öğretmen arkadaşı Muhammed, hiç parasız aldım. Birisi İbrahim Hoca, İbrahim Kandiş. Birisi Mehmet Yetkin. İbrahim Hoca tarih öğretmeni. Mehmet Hoca Türkçe öğretmeni. İkisi de okullarında çok iyiler. Öğrenci getiriyorlar. Bunlar ikisi de devlet memuru. Bu konuştuğum devlet. Ve aynı zamanda bölgede daha bir namlı hocalar. Fizikçi olarak ben varım. Bir de olayın asıl bizi sıkıntıya sokan yılanın başı. Daha onunla mevzumuz bitmedi. Murat Yıldız. Matematik öğretmeni. Turhal Amasya bölgesinde matematik öğretmeni. Buna da kendimle eş olarak %27,5 verdim. Dedim ki ben Murat'la beraber %55 tutarsam diğer arkadaşlar bize artık şey yapamazlar, kırmazlar. İşlerine bakarlar. Ana hisse bizde. Biz daha önceden de Murat oradaki önce çalıştığımız yer Başarı Dershanesi
sonradan da Güneş Dershanesi oldu. Oraya ortak olmak istiyor. Eski müdürümüz Ercan İlter de Murat'ı ısrarla almıyor. Bu problem çıkarır. Bu çalışsın ama ortak olmasın. Birkaç yıl bekledikten sonra baktı ki alınmıyor. Bu sefer benle beraber bu eyleme girdi. Ortaya para koydu değil mi? Herkesin sıkıntısı ortada, paramız var. Biz bu yola çıktık. Bu yolu yarım bırakamayız. Etrafa rezil oluruz. Başımız dik gezemeyiz. Biz ne olursa olsun bu dershaneyi kuracağız. Kurduk. Şirketimizin adı Turhal Yıldız Eğitim Öğretim. Jest olsun diye Murat Yıldız'ın soyadını da ekledim şeye. Hem ana hisseyi verdim, benimle kendisini musavi yaptım. Hem de onun soyadını koyduk şeye. Turhal Marmara Eğitim demedik, Yıldız Eğitim diye koydum. Kurucu müdür benim. Murat Hoca da devlet memuru, o dönemde Amasya'da görev yapıyor. Şimdi ilk düşüncemiz neydi? Bu dershaneyi açmamız lazım, kurmamız lazım. El aleme ne deriz? Emeğimizi verdik, paramızı verdik. Buradaki yokluk içerisindeki babamıza girişteki yerin satımından bize olan borcunu aldık. Daha önce buralar yapılırken babama ben çalıştığım maaşları borç vermiştim. Aşağıyı sattı. Benden aldığı parayı iade etti. Fazlasına yukarıyı yaptık. Şimdi bu düşüncelerle hep birbirimize destek oluyoruz. Ha, bu arada bir anti parantez açalım. Türkiye'de Muhammed belli başlı dershanelerin ana dershanelere bakarsanız yöneticileri öğretmen değildir. Öğretmenler yönetmeyi bilmez. Öğretmenler ticareti bilmez. Bunların başı hep teoride şey, iyi bir matematikçi, iyi bir kimyacı, tarihçi. Bunları buluruz, dershane açarız. Teori bunu öngörür, pratikte bu asla yürümez. Yani işletmeci olmayan, iktisatçı olmayan öğretmenler bu işi yürütememiştir. Yani Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Dershane açacak, bir araya gelecek. Böyle düşüncesi olan arkadaşlar. Biz tabii bir de aynı zamanda Saadet Partisi de siyaset yapıyoruz. Ben hani derler ki hocam iktidara siz gelseniz ne yapacaksınız? Ben de bununla ilgili çalışmalar yapacaktım. Böyle bir hablar, yani biz iktidara gelince projelerimiz şudur diye. Bu birinci projemiz de bu videonun içerisinden geçse. Şimdi Muhammed Türkiye'deki, Erdoğan da söylüyor, bakan da söylüyor, üniversiteden mezun olanlar devlete yerleşeceğiz diye kendinizi şartlandırmayın diyor. Ki Türkiye'deki öğretmen okullarından, fen edebiyatlardan, eğitim fakültesi mezun olanların yarısı, %50'si, %50'si, MEP'te diyelim, Milli Eğitim'de, %50'si de özel öğretim kurumlarında, dershanelerde vesaire çalışıyor, doğru mu? Ve bu insanlar dershane kuruyorlar. Bir araya geliyorlar, ortaklık yapıyor, ticaret yapıyorlar. Ve hiçbiri ticaret bilmiyor. Öğretmenlerin %99'u çiftçi, memur, işçi çocuklarıdır. Ve bunlar ticaret geleneğine gelmez. Tacirler çocuklarını öğretmen yapmaz. Öğretmenin evet, maaşı bellidir. Tacirler ancak şunu yapar. Hiçbir şey olmazsa diyelim şu bölümü bitir, öğretmenliği boş ver, gel yanında bakkalda dur. Terazide bir şeyler tart. Bak bunu yaptırır, öğretmen yapmaz. Öğretmenler garibanlardır. Arkalarında sermayeleri yoktur. Kimisinin babası emekli olmuştur, emekli parasını almıştır. Kimisi arabasını satmıştır babası. Arabadan gelen parayı, ya bizim çocuk atanamıyor, kadro bir türlü açılmıyor, yıllarca bekliyor. Heba olup gideceğine, verelim bu parayı da sermaye yapsınlar, kurum açsınlar dedikleri olay. Biz iktidara gelince, tabii partimizin programına biz bunu önereceğiz. Onlar partimiz tarafından kabul görürse, madem Türkiye'deki öğretmenlerin çoğunluğu, en azından %50'si memuriyet değil, özel sektörde çalışıyor, dershanecilik yapıyor, özel öğretim kurumu işletiyor, anaokulundan rehabilitasyon merkezine kadar. Bunların üniversite müfredatına ticaret hukukunu, ticaret kanunlarımızı, işletme iktisat mantığını koymamız lazım.
Çünkü öğretmenlerin açtığı kurumlar hepsi batıyor. Sonra tutuyorlar, bu özel örnekte olduğu gibi birbirini vuruyorlar. Kanun bilmeyen yerde silah konuşur. İşte bunları bak biz yaşıyoruz, yaşadık. Şimdi Muhammed sen ısrarla diyorsun ki baba 10-15 dakika dolduktan sonra videoyu keselim, ikinci bölüm yapalım diye. Ben ise tek videoda yürümek istiyorum. Dershane açacaklar. Öğretmen okullarında okuyacaklar. Çocuğuna sermaye olarak para verecek olan arkadaşlar. Keselim mi diyorsun Muhammed? Evet. Tamam yani Muhammed böyle istiyor arkadaşlar. Biz ikinci bölümden devam ediyoruz.